Nedim Şener, Dink Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu. Delilleri karartıp fail yaratan faildir. 19 Ocak 2007'de suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırmalarım, mahir kaynağın bir olay olduğunda faili kim olduğunu bulmak istiyorsanız, olayın sonucu kimin işine yarıyor diye bakın, kimin işine yarıyorsa fail odur sözü yanında kim delil karartıyor, sahte delil üreterek fail yaratıyorsa gerçek fail odur sonucunu çıkarmama sebep olmuştu. Hrant bir suikast sonucu öldürülmüş, katil ve azmettirenler yakalanmış, devreye giren istihbaratçılar kamera kayıtları dahil delilleri karartmış, kurbanın çevresine girmiş tutanaklar, ifadeler, raporlarla olan şüpheliler anlatılmış, ellerine de Ergenekon diye bir örgüt şeması verilmiş ve ortalığa bırakılmıştı. Hrant Dink'in hakkını savunduğunu söyleyen sözde gazeteciler dosyayı okuyup gerçeği yazmak yerine ön yargılarını, ideoloji ve egolarını okşayan istihbaratçıların oyuncağı olmuştu. İstihbaratçılar onlara dünyanın en akıllı adamları olduğunu hissettirdikçe gerçeklerden uzaklaştılar. Oysa sadece basit bir gazetecilik merakı gerçeği ortaya çıkarmaya yeterdi. Dink ve Yazıcıoğlu Dosyası 2007 yılından itibaren suikastçıların yakalanmış olmasına rağmen bu cinayetin arkasında soruşturma yürüten FETÖ'cü istihbaratçıların olduğunu yazıp çizdim. Başıma ne geldiyse bundan sonra geldi ama zamanla yalanlar savrulup gitti. 15 yıl sonra bugün de kendini koruyan gerçek ortaya çıktı. Ve vardığım sonuç şu oldu. Suikast dosyasında kim delilleri karartıyor, yok ediyor ve değiştirip fail yaratıyorsa aslında gerçek fail odur. FETÖ'cü istihbaratçılar fail oldukları dosyada delil karartıp fail yaratmıştı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasında da aynı durum ortaya çıktı. Fail soruşturmayı yürütürken delil karartan ve fail yaratan suikastları kamuoyu oluşturmak için Ergenekon dosyasını alıp sonra da çıkaran FETÖ mensubu yargı ve istihbarat personeliydi. Delil karartma soruşturması önemli. Şimdi 20 yıl önce işlenmiş Necip Hablemitoğlu suikastı dosyası gündemde. T24'ten Asuman Aranca, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesine ulaşmış. Bozkır, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak örtülü bir görev verdiğini ve hedefinin Hablemitoğlu olduğunu söylemiş. O kişi Bozkır'a portakal çiçeği sokağında keşif yapmasını ve ismini verdiği bir başka üst rütbede bir isimle gerekli koordinasyonu sağlamasını istemiş. Tetikçiyi ben götürdüm. Kendisine bu görevde kullanması için bir operasyonel hat verildiğini anlatan Bozkır, suikast günü mesai sonrası cep telefonunu kapatıp evde bırakmış, verilen operasyonel hattı daha önce satın aldığı telefona takmış. Bir süre sonra da tetikçi olduğunu iddia ettiği kişi bu hattan Bozkır'ı aramış. Bozkır ifadesinde cinayet saatlerini şöyle detaylandırmış. Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evinin yakınındaki boş arazide indirdim. Beni bu sokaktan alırsın dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım. Elbette soruşturma birimleri tarafından ifadede geçen isim yer, mekan ön yargısız biçimde teyit edilerek gerçek ortaya çıkarılacaktır. Hablemitoğlu suikastıyla tüm hakikat hem bu soruşturma hem de dosya üzerinde karartma ve fail yaratmaya çalışanlarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandığında ortaya çıkacaktır. Çünkü delil karartan ve fail yaratan gerçek faildir. Nedim Şener Yusuf Kaplan Hukukun vicdanı, vicdanın hukuku. Çarşı pazar el yakıyor. Üreticinin elinde 1 lira değerinde olan bir ürün üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar 25-30 liraya çıkıyor. İnsanlar da çileden çıkıyor. Tam bir sömürü düzeni işliyor burada. Kapitalizm sömürdükçe semiriyor çünkü. Sömürdükçe büyüyor, sömürdükçe kontrolden çıkıyor. Bazı büyük zincir marketler bir yerden düğmeye basılmışçasına hükümet KDV'yi %1'e indirmiş demeden fahiş fiyatlar koyuyorlar etiketlere. Düşmesi gereken etiketler düşmüyor, aksine fırlıyor. Piyasanın vurgunu durdurulmadı. Piyasanın aklı tutuldu, piyasa vurgunu vurdu. Kapitalizm esaslı bir daya, Osmanlı tokadını hak ediyor artık. Hükümet denetimleri artırmalı. Vatandaşın burnundan getiren kimse bulup en ağır şekilde cezalandırmalı. Kapitalist bir piyasanın vicdanı olmaz. Hukuku olur, güçlüyü korur hukuk. Halkı koruyacak, hakikati ortaya çıkaracak hukuk gerek bize. Hakikatli, hakikatten süt emen bir hukuk gerek. Hukukun vicdanı gün ışığına çıkmalı. Adalet tecelli etmeli. Hakikatin olmadığı yerde hukuk olmaz. Bu yazıyı aslında hukuk ve vicdan meselesini yazmak için oturduğum masanın başına. Zihin açıcı, kısa, özlü bir hukuk felsefesi geliştirmek için. İlke şu. Hakikatin hakim olmadığı yerde hukuk olmaz. Adaletin kaynağı hukuk değildir, hakikattir. Hakikat tutkusu, aşkı ve sevgisi. Hakikat nedir peki? En zor soru bu işte. Herkesin hakikati kendine. Postmodern dünyada hakikat algısı böyle. Hakikat izafileştirildi. O yüzden sahte kolaylıkla gerçek diye, hakikat diye sunuldu, lanse edildi ve öyle de kabul edildi. Medyanın kurmaca gerçeklikler üreten, algıyı gerçek katına yükselterek algılama melekelerimizi işlevsizleştiren ve zamanla yok eden medyatik gerçeklikleri hayatımıza yön verir hale geldi, getirildi. Post-truth çağının zaferi. Hakikat kişinin bilme, ilim, bulma, irfan ve olma Hikmet çabası, yolculuğu sonucunda ulaştığı son nokta. Bir şeyin özüne doğru, özünün, ruhunun kavranması için yapılan varoluşsal kazı çalışması. Özlü bir ifade ile bir şeyin özü, bozulmamış hali, tabiatı, fıtratı. İnsanın unuttuğu şey hakikat, o yüzden insanın hatırlaması. Asıl hakikat yolculuğu bu. Güçlünün hukukunun vicdanı yoktur. Hukuk zorbalığın da kaynağı olabilir adaletinde. Hakikatten yoksun her hukuk sistemi zorbalık üretir, zorbalığın kaynağına dönüşür. İnsan hukuku yitirdiği için değil, hakikati yitirdiği için azmanlaşıyor, insanlığından uzaklaşıyor. İnsana insanlığını kazandıran şey hukuk değil, hakikattir. Bir yerde hakikat aşkı varsa hukuk ışık saçar orada. Kanunların bir ruhu vardır elbette. Kanunların ruhu ne haklardır ne de mesuliyetler. Kanunların ruhu hakikattir hakikat fikrinin hakim olmadığı bir yerde adaleti tesis edecek bir hukuk hükümran olamaz. Hukuk haklar rejimi değildir, mesuliyetler rejimidir her şeyden önce. Mesuliyetini müdrik olmayan insan hak etmediği haklara sahip olmak ister ve bundan hiç yüksünmez. Hakikat fikrinin olmadığı yerde hukuk kök salamaz, adalet vuku bulamaz. Modern dünya insana görev bilinci vermeden haklar vermeye kalkıştı. Ortada ne hak hukuk kaldı ne de insan. Vicdan sustu. Vicdansızlık konuşuyor, hüküm sürüyor bütün dünyada. Üç asırdır böyle. Batı hegemonyası üç asırdır bir yandan haktan, hukuktan, özgürlükten, eşitlikten dem vuruyor, öte taraftan da hem bütün insanlığa kan kusturuyor hem de bütün medeniyetlerin köklerini kazıyor. Kültürlerin, dinlerin, felsefelerin kendileri olarak kalma, kendileri olarak yaşama haklarını yok ediyor. Toplumun ruhu, vicdanın hukuku, Hukuk bir toplumun vicdanıdır. Tarihten süzülerek oluşan vicdanının yansımasıdır. Vicdanını yansıtır bir toplumun. Bir toplumun, bir devletin veya bir gücün hükümranlığının, hakimiyetinin yansıması değildir çağımızda olduğu ve anlaşıldığı şekliyle. Daha derinden bakılırsa hukuk bir toplumun ruhudur bir toplumun ruhunun yansıması olan davranış kalıplarının, dünyaya bakış biçimlerinin, gerçekliği algılayış ve duyuş tarzlarının insan yeşertmesi, insanca bir hayat inşa etmesini sağlayacak yapı taşlarını döşemesi. Bu anlamda bir toplumun vicdanıdır hukuk. Hukukun zedelendiği bir toplum ruhunu kolayca yitirir, vicdanını kolaylıkla kaybeder. Çağımızda hukukun vicdanı yoktur, ülkemizde ise hiç yoktur. Yoktur çünkü ülkemizdeki hukuk bizim medeniyet ruhumuzun eseri değildir. Batı modernliğinin esiridir. Ruh köklerimizi yerle bir eden radikal modernleşme, laikleşme tecrübesinin sonucunda vicdanını yitirmeye başladı bu ülkenin çocukları. Ruhsuzlaşmaya, acımasızlaşmaya, inanılmaz cinayetler işleniyor, kadınlar, çocuklar tecavüze uğruyor, bıçakla boğazlanıyor, çöplere atılıyor. Bu nedir? Toplumun vicdanının kaynağını oluşturan, ahiret inancının kazandırdığı, Kişinin Allah'tan başka hiçbir şeye kul köle olmamasının yegane teminatı kulluk bilinciyle donanan insanın, dünyayı elinin tersiyle iten güzel insanın, kamil insan fikrinin, o güzelim ahlak anıtı Müslüman karakterinin yitirilmesidir. Ama iş bitmiş değil, belki de yeniden başlayacak. Tertemiz bir hikaye inşa edilecek, vicdanın hukukunun hayatımıza hakim olacağı günlerin yeşermesiyle önümüzdeki zaman diliminde direniş, diriliş ve varoluş iklimlerinin yeşertilmesiyle, Allah'ın izniyle. Bir gün mutlaka. Vesselam. Yusuf Kaplan